Türkiye'de son yıllarda aslında dünyada da böyle bir dar ekonomik bakış açısı oluştu. Hani matematiksel formüller, finansal denklemler. Oysa ekonomi bunların üstünde bir şey. Yani ekonomi dediğimiz zaman içine sosyolojiyi, psikolojiyi, tarihi, hani bir disiplinler arası bakış içerisinde hani Türkiye'nin sorunları ele alınmadığı için bir de buna siyasetin o günübirlik kısa dönem çıkarları içerisinde adeta tutsak bir ekonomimiz var. Bir tutsaklıkta aslında liberal zihniyet. Hani Friedman'cı, parasalcı, liberal zihniyet. Dolayısıyla bu zihniyet özellikle 80'li yıllardan sonra Türkiye'yi çok kötü bir biçimde esir aldı. Baktığımız zaman hep böyle şöyle bir tesellimiz var. Ya işte bir önceki iktidar dönemine göre, bir önceki yıla göre ekonomimiz büyüdü. Şimdi birkaç sene bunu diyebiliyoruz ama birkaç sene sonra ya ekonomi küçüldü ama işte bir sene sonra, 2 sene sonra büyümeye devam edeceğiz. Şimdi bu yaklaşımı biraz tarihsel hani perspektifle baktığınız zaman sorun nerede? Tabii biz hep şöyle teselli buluyoruz. Hani işte önceki yıla göre iyiyiz. Halbuki bizimle beraber adeta ekonomik yarışa çıkan, kalkınma yarışına çıkan ülkelere göre biz neredeyiz? Onlar neredeydi? Nereye geldi? Biz neredeydik? Nereye geldik? Bunu 70-80 yıllık bir zaman dilimini baz alarak hani söyleyecek olursak şunu diyebiliriz. Türkiye'nin 1960 yılından 2021 yılına kadarki hikayesi dur kalk ekonomisi, patinaj. Hani bir hani mehter takımı gibi 2 adım ileri, bir adım geri. Bazen bir adım ileri, 2 adım geri. Oysa aynı tarihte kalkınma yarışına çıkan ülkelerden biri olan Güney Kore'yi alalım. Bizden biraz daha erken başlayan Japonya'yı alalım, Tayvan'ı alalım, Singapur'u alalım. Dolayısıyla baktığımız zaman aramızda açılar öyle büyümüş ki fersah fersah bir açı oluşmuş. Tabii yıllarca Türkiye'de bu liberal zihniyet bizi şöyle kör etti. Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkeler diye hep önümüze Güney Amerika modellerini koydular. Çünkü onlar da bizim gibi liberal ekonominin tutsakları, onlar da bizim gibi Washington Anlaşması'nın tutsakları, onlar da bizim gibi IMF'nin tutsakları. Dolayısıyla hep hani Güney Amerika, Arjantin, Meksika, Şili falan. Ama geldiğimiz noktada şu an Brezilya ve Meksika da bizim önümüze geçti. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki hani gelişmekte olan ülkeler içerisinde gelişmesi en yavaş olan ülke biz olduk. İktisat tarihçisi Şevket Pamuk bu konuyla ilgili şöyle güzel bir çalışma yapmış. Gerçekten iktisat tarihiyle ilgili, Osmanlı iktisadının son 200 yılı ile ilgili, son 500 yılı ile ilgili önemli çalışmaları var. Diyor ki Mısır, İran, Türkiye, Meksika gibi 6 ülkeyi diyor 200 yıllık zaman dilimi içerisinde mukayese ettim. Hani hepsi yerinde sayıyor diyor. Yani 200 yıl önce dünyadaki rekabet skalasında neredeyse bugün de aynı yerde. Ama bir Japonya öyle mi? Bir Almanya öyle mi? Bir Güney Kore öyle mi? Bir Tayvan öyle mi? Bir Çin öyle mi? Yani Çin son 20 yılda 6 tane Çin oldu. Güney Kore son 60 yılda 5 tane Güney Kore oldu. Japonya son 50-60 yılda 70 yılda 4 tane Japonya oldu. Yani eskisine göre bakarsak. Hatta şöyle çarpıcı ben hep örnek veriyorum. Güney Kore 1960 yılında milli geliri, kişi başı milli geliri Gambiya ile aynı. Yani Türkiye'nin o zamanki milli gelirinden neredeyse 2,5 kat daha düşük seviyede. Ve aradan geçen zamana bakıyoruz. 80'li, 90'lı yıllarda ki bugün daha da bu açılmış vaziyette. Türkiye'nin 3 katı büyümüş. Yani aslında nereden bakarsan Türkiye'ye göre 5 kat büyümüş. Dolayısıyla sizin ki Güney Kore dediğiniz coğrafyası
dağlık, iklimi bizden daha elverişsiz, arazisi tarıma elverişli değil. Bir miktar pirinç hani üretebilen, sizin gibi pamuğundan, incirinden endüstriyel meyvesi, sebzesi tarımı olan bir ülke ve sizin daha coğrafi avantajınız itibariyle yani dünyanın üç kıtasının ortasına kondurulmuş bir ülke nasıl oluyor da bir Güney Kore olamadık? Bu soruyu hep sormamız lazım. Ben bu soruyu araştırırken çok enteresan bir şeyle karşılaştım ve gerçekten şok oldum. Hani tabiri caizse bunun için Allah belamızı vermiş dedim. O da şu, Güney Kore'nin kalkınma macerasının başlatıcısı General Park 1960 yılında Güney Kore'de askeri yönetimi ele alıyor. Ama tabii ki oradaki askeri yönetimin şöyle bir meşru gerekçesi var. Adamlar 1950'li yıllarda 50'den önce yani yaklaşık 40-50 yıl Japonların işgali altında. Ondan sonraki 4-5 yıl Amerika seni kurtaracağım diye geldi. Amerika'nın işgali altında. İşgal altında 1 milyon nüfus Japonya'ya göç etmiş. 1 milyona yakın nüfus tecavüze uğramış Japonlar tarafından ve ülke ikiye bölünmüş. Bu ülkede yönetimi ele alan, vatanını seven tabiri caizse bir adam demiş ki ben bu kalkınmayı nasıl başarabilirim? Büyük soruyu sormuş ve diyor ki hatıralarında bu ibretliktir. Ve araştırdım. Çok iyi tarih biliyor. İşte bizim yöneticilerimizin en önemli sorunu biraz tarih bilmemeleri. Araştırıyor, bakıyor, diyor ki ben Atatürk'ü kendime ilham kaynağı olarak seçtim. Yani onun için Allah belamızı verdi diyorum. Kaderin cilvesi. Yani Güney Kore dünyanın öbür ucunda Atatürk'ü örnek alıyor ve kalkınıyor. Ve biz ne yapıyoruz? 1940 Amerikan aklına yavaş yavaş hani biliyorsunuz İnönü biraz hani Amerika severdi. Oradan başlayan yolculuk NATO ile beraber, Menderes ile beraber tam bir Amerikan tasallutuna, NATO tasallutuna, Batı tasallutuna dönüşüyor. Ve biz Marshall yardımlarının üstüne, kulağımızın üstüne yatarak tüketim ekonomisini o günün şartlarına hak etmediğimiz, yani üretmediğimiz karşılığı olmayan şeyleri tüketerek bizi oyalıyorlar. Aman siz sanayi yapmayın. Aman siz uçak işine girmeyin. Aman siz gemi işine girmeyin. Aman siz petrol işine girmeyin. Aman siz demir çelik işine girmeyin diyerek biz kendimizi bir ekonomik modele mahkum ettik ve bu model tabiri caizse 5-10 senede bir devalüasyon tokatıyla yere serilen bir ekonomi. Yani gidiyorsunuz gidiyorsunuz düzeldim zannediyorsun. Yabancı para veriyor, sıcak para geliyor. Aynen bugün olduğu gibi. Ama ne oluyor? 5-10 yıl içerisinde mutlaka %20'den %40'a, %70'e varan devalüasyon enflasyonu doğuruyor. Enflasyon siyasi ekonomik istikrarı bozuyor. Ekonomik istikrar siyasi istikrarı bozuyor. Bir kısır döngü ekonomisi. Ben buna dur kalk ekonomisi, yo-yo kapitalizmi. Yani sürekli böyle bir kumarhane zihniyeti içerisinde başkasının parasıyla kendini oyalayan ve biz erken sanayisizleşme hastalığına tutulduk. Yani henüz gelişmekte olan ülkeydik. Hatırlayın Turgut Özal neyle övünüyordu? Hizmet sektörü büyüdü. Sanki biz sanayi çağını aşmışız. Amerika'yı, İngiltere'yi geçmişiz. Hizmet sektörü. Hizmet dediğinde işte otelcilik, turizm, şu bu. Ama elin İngilizinin hizmet sektörüne en karlı finans sektörü, en karlı danışmanlık sektörü, en karlı yönetim sektörü, en karlı pazarlama sektörü. Ama bizde ne? Lokantacılık, kahvecilik, büfecilik, işte turizm, garsonluk falan. Dolayısıyla Türkiye sanayileşme savaşını Atatürk'ün başlattığı, Atatürk sadece Kurtuluş Savaşı'yla bir büyük hani askeri zaferi bize hediye etti. Kuruluşla bir büyük dönüşümü hani çağın üstüne çıkacak bir ufuk açma, bir büyük sıçrayışı önümüze getirdi. Merhum Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın hani o Hoş Geldin Atatürk kitabında ortaya koyduğu gibi hani siz bunu
dini alandan, kültürel alandan, siyasi alandan, ekonomik alana kadar. Atatürk şunu gördü, hani ki vakit olsa da konuşsak, Osmanlı dönemindeki 200 yıllık aslında bir çöküş hikayemiz var. Zannediyoruz ki biz Osmanlı birden pat diye çöktü. Evet 600 yıl yaşadı ama son 250 yılı yani düşe kalka bir imparatorluk. Onları da konuşuruz. Dolayısıyla ne oldu? Atatürk'ün başlattığı bu büyük hani devrimleri özellikle ekonomi sahasında devam ettiremedik. Sonra Batı paktına kendimizi attıktan sonra o rehavet, o tembellik, o hep hani elin şeyiyle düğün bayram mantığı bakar mısınız şimdi bugün de mesela bakıyorsunuz iktidarı, muhalefeti, iktidardan kopan ben işte ekonomiyi daha önce yönetiyordum şimdi de yönetirim diyen bütün siyasi aktörlere bakın hepsinin ortak özelliğine biz daha iyi borç alırız. Biz daha çok güven uyandırırız, yabancı sermaye getiririz. Oysa Türkiye'nin, bakın 70 yıllık değil, Türkiye'nin Atatürk dönemini paranteze alın, hariç tutun, son 300 yıllık hikayesi hep yabancıdan borç almaktır. Hani kafalara dank etsin diye hep şunu anlatıyorum. Fatih'in tefecisi Venedikli. Kanuni'nin tefecisi Yahudi sığınmacılardan bir tefeci. Vezirlerin tefecileri var. Yani Osmanlı büyük sanayiyi kuracak büyük sermayeyi oluşturamadı. Oluşturamamasının sebebi büyük sermaye ihtiyacını hep yabancıdan, tefecilerden tabiri caizse borç alarak yaptı. Dolayısıyla bütün kalkınmış ülkelere bakın hepsinde dünyadaki yarıştaki pozisyonuna göre bir merkantilist dönemi vardır. Yani ekonomisini himaye eden, sermayesini devlet eliyle güçlendiren, sanayisini devlet eliyle güçlendiren bir dönemi vardır. Buna Avusturyalı Alman iktisatçı merdiven tekmeleme stratejisi diyorlar. Biz bunu çözemedik. Yani İngiliz bugün size liberal ekonomiyi dayatıyor ama onun kalkınma hikayesinde anti-liberal, müdahaleci, kamucu, devletçi bir dönemi vardır ve kalkınmasını o zamana borçludur. Amerika'nın bugün size liberal ekonomiyi dayatıyor. 1920'lerde, 1910'larda, 1900'lü yıllarda dünyanın en korumacı ekonomisi Amerika'dadır. Bugün hangi ülke kalkınmışsa onun hikayesinde mutlaka kamucu, mutlaka devletin baş aktör olduğu ama piyasayı da bir şekilde terbiye ettiği, itelediği, iteklediği, desteklediği bir dönemi vardır. Türkiye bu süreci Atatürk'ün hani ömrünün vefa etmemesinden sonra, o kısa dönemden sonra hani Atatürk biliyorsunuz uçak fabrikası yaptı. Atatürk tank fabrikası yaptı. Atatürk Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'ya silah fabrikası yaptırdı. Ama biz NATO'ya girmeden 2 yıl önce silah fabrikamız sabotaja uğradı ve 2 yıl sonra da kapatıldı. Dolayısıyla o Atatürk'ün sanayileşme hamlesini devam ettiremediğimiz için Türkiye gibi ülkelerin ekonomik sıkıntıları aşamamasının nedeni erken sanayisizleşme hastalığına tutulması, ekonomiyi sadece finanstan ibaret sanması, bir kalkınma ekonomisi mantığı ortaya koyamaması. Bu gerçeği en iyi gören insan kim? Profesör Doktor Haydarbaş, merhum hocamız milli ekonomi modelini hayata geçirdi. Şimdi öyle bir döneme geldik ki ben hani teknoloji çağına geldik, dijital teknoloji çağına geldik. Dünya apayrı bir yere koşuyor. Biz apayrı bir yerde debeleniyoruz. Şimdi ben diyorum ki buradan çıkmanın yolu bunları açabiliriz. Siyaset siyasetçilere kadar bırakılmayacak önemli bir iştir diyecek. Vatandaş siyaseti 5 yılda bir sandığa gittiği bir oyun olarak, bir eylem olarak değil, sürekli siyaseti hayatının bir parçası haline getirecek ve gerçekten bu siyasi zihniyeti Türkiye'de artık hangi parti olursa olsun
köhne zihniyeti değiştirecek, dönüştürecek. İşte Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın hani adeta etrafına kenetlenecek. Başka çaresi yok. Niçin? İkinci adıma geliyorum. Ekonomi ekonomistlere bırakılmayacak kadar önemlidir. Hele bugünkü ekonomistlere bırakırsanız size liberal zihniyetten başka bir şey anlatamazlar. Oysa bugün Türkiye'de bakın bir üniversite hariç neredeyse hiçbir üniversitede kalkınma iktisadı okutulmuyor. Oysa ekonominin adı ekonomi politiktir. Yani bu işin politik yanı vardır. Ekonomiyi yönetmek politik bir iştir. Sadece ekonomik bir iş değildir. Üçüncüsü de ben diyorum ki bu dijital çağda, teknoloji çağında şunu diyorum. Teknoloji de teknoloji aktörlerine bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Bunu biz nereden öğrendik? İşte şu an Facebook'un yaptığından öğrendik, değil mi? Size bir şeyler dayatıyor. Şimdi dünya iki seçenekle karşı karşıya. Ya Çin gibi devletin elinde tekelleşmiş bir teknoloji ya da batıdaki gibi özel şirketlerin devletleri bile hiçe sayan bir büyüklükte bir cüsseyle bir teknofaşizmi dayatması. Şimdi böyle bir çağda sizin dünyanın bir kıtası devlet eliyle bir teknoloji emperyalizmi dayatırken Batı size özel şirketler üzerinden bir teknoloji emperyalizmi dayatırken siz bu oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Artık hani eski devirler gibi değil. Bakın teknoloji devrimiyle beraber, dijital çağla beraber artık kalkınma, gelişme hani kuantum seviyelerde oluyor. Yani kuantum sıçramalara ihtiyacınız var. Türkiye'de Türk ekonomisini, Türk siyasetini kuantum sıçramaya taşıyacak tek lider, tek kadro var. Hüseyin Baş ve onun kadrosu. Başka türlü çünkü hem siz dijital teknolojiyi bileceksiniz, bu çağın ve geleceğin teknolojisini bileceksiniz ve onu teknoloji güçlerine bırakmayacaksınız. Yani hem orada iddialı olacak ülkeniz ama aynı zamanda bir teknoloji faşizmine dönüşmeyecek. İkincisi ekonomiyi iyi bilecek ama hangi ekonomiyi? Milli ekonomiyi iyi bilecek. Milli ekonomi modeli dışında bu liberal ezberin dışına çıkmak ve Türkiye'nin yaşadığı aslında geniş perspektifte baktığımız zaman Osmanlı'dan bu yana 300 yıllık yanlış ekonomik modelini düzeltmesi ve Atatürk'ten sonraki hani dönemden alacak olursak son 70 yıldaki bu liberal zihniyetten paçasını kurtarması mümkün değil diyorum. Başka bir çıkış yolu görmüyorum. Milli ekonomi bir meydan okuma. Yani bugünkü Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere dayatılan, üniversitelerinde adeta ders kitabı haline getirilen, siyasetçilerin ve iktisatçıların iman ettiği liberal zihniyeti tuzla buz ediyor. Hani kapitalist modelin karşısına yepyeni kendi medeniyetinden, tarihinden ilham alarak ve çağın geldiği noktayı da görerek özgün bir yaklaşım getiriyor. Bu da nedir? Tüketim yanlı. Yani bunu şöyle değil, tüketimi kamçılı. Tüketim gücü veren vatandaşına, yani paylaşımcı bir model. Yani bugün dünyadaki sorun ne? Adamlar parayı basıyorlar, kriz bitmiyor. Parayı basıyorlar, kriz bitmiyor. Niye? O para vatandaşın hiç yanına uğramıyor ki, semtine uğramıyor ki. Finans lobisinin içinde, türev piyasaların içinde oradaki gedikleri, açıkları kapatmaya çalışıyor. Ama milli ekonomi modeli tüketim yanlı bir ekonomik yaklaşımda bütün vatandaşlarını bir tüketimin, ekonominin aktörü, faktörü haline getiriyor. Sosyal adaleti sağlıyor, ekonomik büyümeyi sürekli hale getiriyor. Bir başka nokta, kapitalist sistem aynı anda makroekonomik dengeyi kuramıyor. Yani enflasyonu indireceğim, şimdi bugünkü hükümetin yaptığı gibi. Enflasyonu indireceğim diyebilmesi için faizi patlatıyor. Bu sefer ne oluyor? Büyüme olmuyor. Ya da ben büyümeyi artıracağım dediği zaman
enflasyon patlıyor, devalüasyon patlıyor. Dolayısıyla bizim makroekonomik denklik dediğimiz istihdamı büyümeyi, cari açı dengeyi ve enflasyonu aynı anda kuracak ve bunu 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 30 yıl sonra bir ekonomik krize dönüştürmeden sürekli hale getirecek bir iddiayı taşıyor. Hani bu yönüyle özgün, orijinal ve kendine özgü matematiği olan, şifreleri olan, çözümleri olan bir model.